İkinci nokta, Sadı Taftazani gibi Azım-ı Muhakkikinin ekseri demişler ki, yani büyük muhakkikler İslam namına, din hesabına ciddi manada araştırma yapan ehli ihtisas zatlar çoğunlukla şöyle demişler. İnşikak-ı kamer, kamerin ikiye ayrılması, parmaklarından su akması, umum bir orduya su içirmesi, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin, müfarakat-ı Ahmediye'den, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hasretinden, ayrılığından ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Vallahi. Yani parmaklarından su akması nasıl şöhretle nakledilmiş, nasıl büyük bir cemaatle bir orduya su içirmesi sahabeler arasında haber verilmiş çeşitli yollarla, rivayetlerle. Bu da onlar gibi mütevatirdir. Yani yalana, hileye, yanlışa itibar etmeyen, yalan söyleme ihtimali kesinlikle olmayan bir topluluk tarafından haber verilmiştir diyor. Mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire, yani kalabalık, çokluk tarafından nakledilmiştir ki, kizbe o cemaatlerin, yalana ittifakları muhaldir. Muhaldir. İmkansızdır. Çok enteresan değil mi? Evet. Yani normalde Üstad Seyyid burada 5 noktadan o Şakk-ı Kamer dediğimiz ayın bölünmesi mucizesinin vuku bulduğunu Üstad'ın anlatıyor. Evet. Birincisinde temel eserimiz, temel kaynağımız olan Kur'an'dan delil getirdi. Ve Şakkal Kamer, yani Kamer suresinde geçen ilk ayeti bir delil olarak getirdi. Ve yebûli sihrun müstemir. Evet. Yine Kamer suresinin 3. ayeti evet. Bu da. Şimdi burada üstadımız ikinci noktaya geçerken kimi misal getiriyor? Bizim Kur'an'dan sonra sünnet dediğimiz, değil mi? Hazreti Aleyhisselam'ın ifadeleri. Peki bunu bize kim naklediyor? Sahabe-i kiram, ashab-ı kiram. Ashab-ı kiramın bir topluluk olarak bir meseleyi başka bir topluluğa nakletmesinden sonra ne oluyor? Mütevatir diyoruz. Tevatür. Değil mi? Tevatür oluyor. Bu mütevatir olan hadise parmaklarından su akması gibi, ağacın yeri deşip kendisine gelip selam vermesi gibi, ondan sonra kuru direğin Hazreti Aleyhisselam'ın ondan ayrılmaktan ve ayrılmaktan hası olan o üzüntüden dolayı ağlaması gibi, bütün sahabelerin naklettiği gibi, evet. Bu da nedir? Mütevatirdir ve olmuş olan bir hadisedir. Bunu inkar etmeniz mümkün değil diyor Üstadımız. Tabii. Yani delil kuvvetli yani. Olayın içinde mesela Hazreti Ali var. Ya. Onları da söyleyebiliriz. Mesela evet. O hadisenin vuku bulduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan meşhur sahabeler var. Mesela onlardan Hazreti Ali Efendimiz'i söylemiştik. Huzeyfe İbni Yeman. Hazreti Huzeyfe. Abdullah İbni Mesud. Evet. Bu Abdullah İbni Mesud Mekke'de Peygamberimize iman eden ilk Müslümanlardan birisi, çoban. Evet. O zaman Kureyş'in sürülerini güden bir çoban, Abdullah İbni Mesud. O kadar Peygamberimize yakın ki onu şeyden sanıyorlar, Ali Beyt'ten zannediyorlarmış dışarıdan gelenler. Sürekli Peygamberimizi bir gölge gibi takip eden bir zat. Huzeyfe İbni Yaman, Peygamberimizin sır katibi. O meşhur hadisede Hazreti Huzeyfe anlatılır ya. Evet. Münafıkların ismini bilen zat. Cübeyr İbni Mutim, Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu. Yani bunlar zaten her birisi tek başına haber verse mütevatir gibi sayılabilecek kıymette, kâmette zatlar yani. Bunlarla sohbet ederken o Kureyşli müşrikler geliyorlar. Elhamdülillah. Evet. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın 1000 sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Serendip Adası'nın vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. Adam diyor ki ben gittim Amerika kıtasına. Ben gitmemişim. İnkar mı edeyim şimdi? Değil mi yani? 1000 sene evvel bir kuyruklu yıldız çıkmış. Ve şu anda onu görmemişiz. Ama bu devamlı tevatürle anlatılmış mı? Anlatılmış. Aralarında yalancılar olabileceği halde biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki yalancıları ayıklayın. Ama bu meselede doğru söyleyen insanlar da var. Dolayısıyla böyle bir hadise vuku bulmuştur deyip inanıyoruz yani. Evet, doğru. Yani.
İşte böyle gayet kat'i ve şuhudi mesailde teşkikat-ı vehmiye yapmak, yani vehmi evham yapmak, evet, şüphe sokmak, hakikatte olmadığı halde böyle bir şeye karışmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafidir. Halbuki şak kamer bir volkanla inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Yani, kimin fiili bu? Hazreti Peygamber'in fiili. Yani görünüşte Hazreti Aleyhisselam. Allah'ın fiili. Allah'ın fiili. Hazreti Peygamber elinde Allah'ın mucizesi zuhur ediyor. Mesele bu abi işte. Mucize Hazreti Peygamber'in elinde vuku bulan, meydana gelen Cenab-ı Hakk'ın insanlara gösterdiği olağanüstü özel haller. Evet. Şimdi devamlı Cenab-ı Hak dünyanın her tarafında volkanla dağları ikiye bölüyor mu? İkiye bölüyor. Bu her zaman vuku bulan bir hadise. Sadece o kadar güzel nezih deliller getiriyor ki. Yani mümkün muhal olmaması yetiyor. Peki muhal midir? Hayır canım yani. Bir volkanla bir dağın ikiye bölünmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın yanında mümkün olan bir hadisedir. Bitti yani. Evet doğru. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Yani kameri kim yarattı? Kim evet. terbiye ediyor? Bitti. Ya. Onu isterse ikiye böler, isterse dörde, isterse sekize böler. Yani bir de böyle muazzam bir hadise için yani. Değil mi? Ya. Evet. Allah razı olsun.